sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Onlardan sayın vekilim burada mı bilmiyorum, göremiyorum. Katılımcılar da gitsin. Sayın kent konseyi başkanları ve saygıdeğer bütün katılımcılar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz yarıdan sonra. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve çevresinde yıkıma, can ve mal kaybına sebep olan iki büyük deprem bize şehirlerimizde beklenene ne kadar hazırlıksız olduğumuzu hatırlattı. Yıllardır afetlerde yıkılıp yeniden inşa edilen bu coğrafyada ne zaman geleceğini asla kestiremediğimiz ve sürekli hazırlıksız yakalandığımız deprem konusu üzerine yaptığımız toplantıların sonucunda da siz değerli vatandaşlarımızı bilgilendirmek üzere bu panelde bulunuyoruz. Bu vesileyle afetlerde kaybettiğimiz yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, yaralıların iyileşmesini ve yaraların bir an önce sarılmasını diliyoruz. Şimdi en başta mimarlığı tanımak gerekirse, Mimarlar Odası temsilcisi olarak burada bulunmamızın görevine daha açıklık getirebilirim diye düşünüyorum. Mimarlık veya mimari, binaları ve diğer fiziki yapıları tasarlama ve kurma sanatı ve bilimidir. İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekanları, işlevsel gereksinimleri, ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaşlaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatı başka bir tanımlamayla yapıları ve fiziksel çevreyi uygun ölçülerde tasarlama ve inşa etme sanat ve bilimidir. Güvenli bina tasarımı ve üretimi başta bahsedeceğim konulardan biri. Bina tasarımı multidisipliner bir üretim aşaması gerektirir. Bu süreci kurgulayan ve diğer disiplinlerle koordinasyonu sağlayan mimardır. Farklı disiplinlerden gelen bilgileri projeye yansıtarak tasarım ve üretim süreçlerini yönetir, kullanıcının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak plan şemasını, taşıyıcı sistem ihtiyaçlarını, tesisat şartlarını, ıslak hacimleri, aks açıklıklarını, kalıp planlarını ve benzeri tasarlamak mimarın başlaması gereken bir süreçtir. Devamında kesin kararların, hesaplamaların ve üretim detaylarının hazırlanması ve mimari projeye gerekli revizyonların önerilmesi bütün mühendislerin katkısını gerektirir. Güvenli binanın tasarımı bütün mühendislerin o binanın fonksiyonunda yetkinliğini gerektirir. Deneyim bu noktada çok önemlidir. Planlama aşaması olduğu kadar sahada uygulama aşamasına da önem verilmelidir. Nitelikli iş gücünün ve ara elemanların uygulama aşamasında yer alması önemlidir. Aynı zamanda denetlemek ile yükümlü yapı denetim firmalarının sahada gerekli kontrolleri sağlamaları gerekmektedir. Günümüzde yapı denetim sisteminin tekrar değerlendirilerek aksaklıkların giderilmesi önem arz etmektedir. Şantiye şefliğinde de temelde yapı denetim sistemi benzeri bir sisteme geçirilmesi çok önemlidir. Yapı malzemelerinin standartlarının denetlenmesi, niteliksiz malzemelerin üretiminin ve satışının ve kullanılmasının engellenmesi büyük bir ihtiyaçtır. 6 Şubat depremlerinde de gördüğümüz gibi kalitesiz, yoğun hurda demirden üretilmiş inşaat demirlerinin, gerekli agrega içeriğini taşımayan betonun kullanımı binaların güvenliğini düşürmektedir. Aynı zamanda da vatandaşlarımızın hem can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Bu fotoğraflar 6 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra çekilmiş fotoğraflardır. En başta gördüğünüz gibi
Normalde betonun tanımında yer alan donatı özelliklerin hiçbirini taşımayan donatı agrega örnekleri. Alttaki fotoğrafta Hatay'da güçlendirme yapılan belediye blokları, 3 bloktan ikisinde güçlendirme yapılmış ve ikisinin ayakta kaldığı, az hasarla atlattığı, en azından içerisindeki vatandaşların canını kurtardığı gözükmektedir. Sağ tarafta gördüğümüzde yönetimin bize sürekli dile getirdiği 99 öncesi yapıların, binaların ne kadar tehlikeli olduğunu, yıkımların çoğunun 99 öncesi yapılan binalar olduğunu dile getirmesine rağmen yakın zamanda yapılmış binaların aldığı ağır hasarlar bloklardan birinin yıkımını bize göstermektedir. Bölgede aynı zamanda sınır dışı kaynaklı gerekli mukavemeti bulundurmayan daha çok hurda demir yoğunluğuna sahip inşaat demirleri kullanıldığı gözükmüştür. Sağ tarafta ise mimarlığın veya tasarımın estetik açıların estetik ihtiyaçlarından daha yoksun, çoğunlukla fonksiyona yönelik bir binayı görüyoruz. Ama konsolların kirişlerle desteklenmesi, projelerin yerinde yapılması ve doğru üretimle gördüğünüz gibi 3 katlı yapının hiçbir hasar almadan bölgede ayakta kalmış ve içindeki insanları güvenli bir şekilde korumuştur. Şimdi çağdaş afet yönetiminin birbirlerine eklenmiş özellikle geri besleme yapısına sahip 4 evresi vardır. Bu evrelerde afetlere hazırlık, afetlere karşı önlemler almak, müdahale, iyileştirme. Bu 4 evreyi de sırasıyla ele aldığımızda, mimarın rolünü tartıştığımızda bazı evrelerde bir rolün ağırlığının değişmesine karşın hemen her evrede bu rolün gerek afet yönetimi gerekse de toplumsal bilinçlenme ve katılım bağlamında son derece önemli olduğunu görmekteyiz. Afetlere hazırlık evresi mimarın ağırlıklı yer aldığı önemli evrelerden birisidir. Bu evrede yerleşme özelliklerinde yerleşme üzerinde özellikle riskli alanların belirlenmesi, farklı parametrelere bağlı olarak yerleşme risklerinin saptanması, disiplinler arası risk analizlerinde eşgüdümün sağlanması, afet yönetiminde lojistik kurgu, ilk yerleşme potansiyelinin örtüştürülmesi ve buna bağlı olarak strateji ve senaryoların belirlenmesinde, gündelik yapısal etkinliklerin disiplinler arası konularında mesleki açıdan da bu rolü üstlenen mimar bu evrenin başrol oyuncusudur. İkinci evre, afetlere karşı önlemler almak evresinde lojistik üs yerinin belirlenmesinden kamp alanlarının altyapısının hazırlanmasına, geçici barınak tasarımlarından binaların yapısal olmayan hareketli elemanların sabitlendirilmesine kadar mimar bu evrede rol oynamak zorundadır. Bu evrede mimar yine disiplinler arası bir koronun şefidir. Özellikle de güçlendirme gibi yapısal önlem işlemlerinde tüm mühendislikler arasında eşgüdüm sağlayandır. Üçüncü evre olan müdahale evresinde mimarın yoğunlaştığı iki alan lojistik üslerle geçici barınak alanlarındaki alt ve üst yapı etkinliklerinin eşgüdümü, gözetlenmesi ve yapılmasıdır. Bu evrede mimar sistemi gözetler ve gerekirse müdahale eder. Son evrede ise iyileştirme evresi de aynı müdahalede olduğu gibi mimarın rolünün lojistik üsler ve geçici barınak yerleşmelerindeki eksikliklerin giderilmesi, afetzedelerin yaşamsal istek ve konforunun gerçekleştirilmesi için kısa zaman sürecinde önlemlerin alınması ve afetzedelerin kalıcı yaşama dönüştürülmesi şeklinde özetlenebilir. Şu an Tekirdağ elimiz için başlangıç olarak yapılması gereken kentsel ve kırsal alanlardaki mevcut yapı stoğunun incelenmesi, yetersiz bulunanları da mümkün olanların güçlendirilmesi ve güçlendirilmesi mümkün olmayanların yıkılarak yenilenmesi acil bir zorunluluktur. Yapılacak bu yapısal tespit ve değerlendirmeler, güvensiz yapıların yaratabileceği risklerin önüne geçilmesi ve azaltılması için mutlak bir gerekliliktir. İkinci başlığımız bina güvenliği, binanın sürdürülebilirliği. Güvenli binaların tasarımı ve üretimi sonrasında binaların kullanımı süresince en çok dikkat edilmesi gereken konu da bu binaların kullanımı, bakımı ve ihtiyaç halinde onarımdır.
Doğru tasarımlar, doğru uygulamalarla güvenli bir bina üretimi için yeterli olabilir. Fakat kullanım süreci boyunca bu binaların korunması da gereklidir. Zararlı dış etkenler ve bilinçsizce yapılan müdahaleler binalarımızı depreme dayanıksız hale getirebilmektedir. Su hasarları en sık görülen, binayı yıpratan etkenlerden biridir. Tıkanmış, bakımı yapılmamış drenajlar, yanlış peyzaj düzenlemeleri sebebiyle sürekli su altında kalan bodrum katlar, ne yazık ki bölgemizin yaygın sorunlarındandır. Bununla beraber eskimiş, yıpranmış tesisatlar, akan hasarlı çatılar, kısaca bakımsız bırakılan binalar güvenlikten uzaklaşır. Betonun irili ufaklı bileşenleri ve doğası gereği kılcal boşlukları yoluyla suyun hareketine izin veren yapısı, su ile karşılaştığında zamanla malzemelerin birbirinden ayrışmasına, betonarme yapılarda suyun demire ulaşmasıyla demirlerin esnek karakterini kaybetmesine, haliyle tasarlanırken dayanması gereken güçlere dayanamamasına sebep olmaktadır. Üstünde durmak istediğim ikinci bir nokta ise, binaların kullanım süresince ihtiyacı yönelik bilinçsiz müdahaleleriyle yıpratılmasıdır. Binalar birden fazla bağımsız bölümden oluşabilmektedirler. Fakat bu bağımsız bölümlerden herhangi birinde yapılan bilinçsiz müdahaleler sebebiyle taşıyıcı sistemler zarar görebilmekte, haliyle bütün binayı tehlikeli hale getirebilmektedir. Bu noktada yerel üretimlerin veya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın periyodik olarak binaları kontrol etmeleri ihtiyacı doğmaktadır. Kat maliklerinin bu tür müdahalelere daha duyarlı olmaları, yetkili mercilerin ise bu müdahalelerde proje müelliflerinin izni ve sorumluluğu aranmalıdır. Çokça görülen hatalar, bodrum ve zemin katlarda fonksiyona yönelik yapılan müdahaleler sırasında veya mekanik ihtiyaçlar doğrultusunda taşıyıcı sistem elemanlarının zarar verilmesidir. Bu gördüklerinizde taşıyıcı sistemden kirişlerin 3 fotoğrafta da su tesisatı için nasıl harap edildiğini görmekteyiz. Aynı şekilde deprem bölgesinde çokça konuşulan ama yıkılmış binalardan tespiti yapılması zorluğu sebebiyle fotoğraflanamamış, zemin katlarda da dükkan ve ticari taşınmazlarda bazı taşıyıcı sistem hasarları hep göz önünde bulundurulmuştur, hep dillendirilmiştir. Üçüncü kısım ise imar afları ve sonuçları. Ülkemizde 1984'ten bu yana yıllar boyunca gecekondulaşmadan kaçak yapılaşmanın engellenmesine, farklı gerekçelerle imar mevzuatına aykırı oluşmuş yapılı çevrenin yasal koruma altına alınması için 13 kez imar affı çıkarılmıştır. 2018'de imar barışı adı altında bugüne kadar çıkarılan en geniş kapsamlı imar affı yürürlüğe sokulmuştur. Kıyı alanları, tarım arazileri, orman alanları, İçme suyu havzaları ve tarihi, doğal, arkeolojik sit alanları, üzerine inşa edilen bina ve tesisler dahil olmak üzere yargı tarafından planları ve ruhsatları iptal edilen ayrıcalıklı imar hakları verilerek her biri bir kent ve çevre suçu niteliğinde yükselen bütün kaçak yapılar yasallaştırılmıştır. Afete maruz kalabilecek bölgelerde veya dere yataklarında olup olmadıklarına, kıyı alanları, tarım arazileri, orman alanları, içme suyu, havzaları ve tarihi doğal arkeolojik sit alanları üzerinde inşa edilip edilmediklerine bakılmaksızın yurttaşlara riskli yapıları kullanma izni verilmiştir. Yapı güvenliği olmayan, planlama, mimarlık ve mühendislik süreçlerinden geçmemiş, teknik olarak sağlık ve güvenlik koşulları belirsiz yapılarda yurttaşların can ve mal güvenliği tehlikeye atılmış ve kaçak yapılaşma resmen teşvik edilmiştir. Yıllarca çıkarılan kanunlarla getirilen imar affları, affedilen kaçak yapıların çoğunun 1999 Marmara, 2011 Van, 2020 Elazığ ve İzmir depremlerinde, son olarak 6 Şubat depremlerinde yıkılmasına ve binlerce yurttaşın hayatını kaybetmesine sebep olmuşlardır. Anlaşılan şudur ki, ruhsatlı projelerde dair kontrol eksikliği, bina hasarları, yanlış projelendirmeler binanın depremde yıkımına sebep olabiliyorken, bu durumda imar affı ile kullanılan izni, kullanım izni almış olan binaların güvenilirliği kesinlikle irdelenmelidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre 8 Haziran 2018, 28 Ağustos 2019 tarihleri arasında ülke genelinde toplam 3.600.000 imar affı başvurusu yapılmış.
3.150.000 yapı kayıt belgesi düzenlenmiştir. İmar barışı adı altında yapı güvenliği olmayan, planlama, mimarlık ve mühendislik süreçlerinden geçmemiş, teknik olarak sağlık ve güvenlik koşulları belirsiz, toplam 7.400.000 adet kaçak bağımsız bölüm belge alırken 23.523.609.000 lira ödeme yapılmıştır. İmar affı ile kaçak yapılara yapı kayıt belgesi verilen illerin başında deprem riski altında olan İstanbul bulunurken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaçak ve imara aykırı olduğu belgelenen bu yapıların depreme dayanıklılıklarının denetlenmediğini itiraf etmiş ve sorumluluğu yapı sahiplerine bırakmıştır. Son olarak da Kahramanmaraş depremi, 6 Şubat depremlerinde sonuçları hakkında bir kısım var. Bundan bahsetmek istiyorum. Bölgede yapılan gözlem ve incelemeler kapsamında kentsel alanlarda yaşanan yapısal hasarların başlıca nedenleri geçmişte yaşanan deprem hasarlarına benzer biçimde. Afet verileri dikkate alınmaksızın yapılan imar planları ve plan tahribatları. İmar affı yoluyla kaçak yapılaşmanın teşvik edilmesi, imar kurallarına aykırı proje ve uygulamalar, kaçak yapılar. Tarım arazilerinin ve taşıma kapasitesi düşük zeminlerin yapılaşmaya açılması. Nitelikli mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetlerinin yapı üretim ve denetim sürecinden dışlanması. Mesleki uzmanlık alanlarında teknik eleman yetersizliği ve denetim eksikliği. Yapı zemin ilişkisinin kurulmaması, yapının yüküne uygun olmayan zeminlerde inşaat yapılması. Yüksek katlı yapılarla yapı yükünün artırılarak zemin yapı ilişkisinin bozulması. Zemin sıvılaşması. Uygun temel seçimi yapılmamasından kaynaklanan hasarlar. Sismik yükleri dikkate almayan mimari ve taşıyıcı sistem tasarlamalarının yapılması. Hatalı malzeme seçimi, işçilik ve uygulamalar. Düşük beton kalitesi. Düz donatı kullanımı ve yetersiz donatı sayısı, gereken önlemler alınmadan asmolen ve kirsiz döşemelerin kullanılması, kullanım süresinde yapılan müdahalelerden oluşan hasarlar, yapıların giriş zemin katlarında yer alan ticari fonksiyonlar nedeniyle yapılan tadilatlar, geniş açıklıklar, asma katlar, bitişik yapı düzeninde gerekli düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle çekişleme etkisinin ortaya çıkması olarak karşımıza çıkmaktadır. Biliyorsunuz ki deprem sonrası imar mevzuatında da bazı değişiklikler yapıldı. Bununla ilgili resmi belgeler, resmi şeyler yayınlandı. Bölgemizde de özellikle çarşı merkezli bitişik nizamda yapılmış çok fazla bina. Bunların kat kodlarının birbirini tutmaması haliyle deprem sırasında birbirlerine çekişleme etkisi yaparak binaların güvenliğini çok büyük tehlikeye atmaktadır. Bu gördüğünüz Kahramanmaraş depreminde bölgedeki, oradaki 11 ilde hasarsız binaların sayısı, toplam bina sayıları ve gördüğünüz gibi hasar alan, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkık ve acil yapılacak binaların sayılarını gösteriyor. Teşekkür ederim. Konseyi Başkanımız, Oda Başkanım, Sivil Toplum Kuruluşları'nın değerli temsilcileri, basın emekçileri ve değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Ben size bir sunumdan daha çok bir bilgi notu paylaşacağım. Kendimi tanıtayım. Ben Berkcan Akın, inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisleri Tekirdağ Şubesi temsilcisi olarak karşınızdayım. Sizi bu şekilde tekrar selamlamak isterim. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet,
yakınlarını kaybeden, evsiz ve işsiz kalmak zorunda kalan insanlarımızın hepsine sabır diliyorum. Kahramanmaraş merkezli 11 ile etkileyen depremler karşısında bizlerin kayıtsız kalması beklenemezdi. Ve 20 adet inşaat mühendisi meslektaşımla beraber deprem bölgesine hasar tespit çalışmalarına destek olmak için gönüllü olarak gittik. Profesyonel bir şekilde bize verilen görevleri yerine getirdik. Ve aynı zamanda şunu bilmenizi isterim. 20 inşaat mühendisi orada o havayı solumuş ve bazı şeyleri gözlemlemiş insanlar olduğunuzu bilmenizi isterim. Ona göre lütfen dinleyin. Bu 20 meslektaşımın her birinin bilgi birikim konusunda saygı duyacak işler yapmış yetkin ve vicdanlı mühendisler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımla çıktığımız bu yolda arkadaşlar olarak geri döndük ve arkadaşlarımla bir söz verdik. Deprem bölgesinde yaşayanların burada yaşanmaması için elimizden geleni yapmak. Böyle bir ekip Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Bey'in dikkatini çekmiş ki deprem bölgesinden döndüğümüz gün ilk toplantıyı kendisi deprem daire başkanı Sevim Hanım ve diğer daire başkanlarıyla beraber yaptık. Ayrıca afet bölgesine gidişimiz ve dönüşümüzde bize olan desteklerinden dolayı hepsine tekrar teşekkür etmek istiyorum burada. Bugün bu etkinlikte buluşmamızın en büyük destekçisi olan Kent Konseyi Deprem Komisyonu Başkanı Ali Korkmaz Bey'e de ayrıca teşekkür etmek isterim. Saygılarımı sunuyorum. Sizler için anlatacaklarımız şöyle. Şu sözümü unutmayın lütfen. Yönetemeyeceğiniz krizlerin riskini alamazsınız. Yani ne demek istiyorum? Türkiye'de yaşanan afetlerin %70'i depremler ve taşkınlar neden olmaktadır. Ancak depremler yarattıkları tahribatlar ve ölüm oranları açısından diğer afet türlerine oranla %65 ile açık ara en önde bulunmaktadır. Bu istatistiğe 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri dahil değildir. Ve yine üzülerek söylüyorum ki Türkiye'de her 1,5 yılda bir ölümle sonuçlanan bir deprem yaşanmakta. Bu arada mikrofonla aram çok iyi değil ama sesim nasıl geliyor bilmiyorum. İyi değil umarım. Bu afetler sonuçları itibariyle can ve mal kayıplarına sebep olmuyorlar. Aynı zamanda sosyolojik, psikolojik, ekonomik olarak kalıcı hasarlar da yaratıyor. Günümüz dünyasının üretim ilişkilerinin karmaşıklığı ve dengesizliğin yanı sıra nüfus artışından kaynaklı çarpık kentleşme ve doğanın tahribatına neden oluyor. Bu durum toplumların ve yaşam alanlarının afetler karşısında kırılganlığını arttırıyor. Böylesine karmaşık kentlerin afetler karşısında kırılganlığını azaltmak için ortaya koyulan afet planlaması ve afet yönetimleri de aynı oranda karmaşık bir hal almaktadır. Bu yüzden planlamanın tartışmaz başarılı olmasını savunuyoruz. En basit haliyle afet yönetimini riski azaltmak, hazırlık, kriz anına müdahale etmek, kriz sonrası iyileştirme çalışmaları yapmak şeklinde gruplandırıyoruz. Yani demek istiyoruz ki Türkiye'de afet alanında yapılan acil müdahale çalışmalarının afet yönetimine sağlaması büyük bir yanılgıdır. Ayrıca Türkiye için afet yönetimi ciddi bir sürdürülebilir kalkınma problemidir. Asla ve sadece arama kurtarma çalışmaları değildir. Afet risk azaltma çalışmaları yeterince yapılmadan afet kriz yönetiminde başarılı olmak maalesef mümkün değildir. Bu nedenle öncelikle mevcut risklerin belirlenip risk azaltılması yoluna gidilmelidir. Afet riski önce yönetilebilir ve tolere edilebilir seviyeye indirgendikten sonra afet yönetiminin ikinci ve diğer aşamaları hazırlık, kriz anına müdahale etmek ve iyileştirme aşamalarıyla ilgili bir takım çalışmalar yapılabilir ancak böylelikle. İşte tam bu noktada biz devreye giriyoruz. Riski azaltmak. Bazı problemleri bir şekilde ifade etmeye çalışacağım sizlere. Son derece düşük standartlarda denetimsiz, mühendislik hizmeti almayan kaçak yapı stoğumuz oldukça fazladır. Projeler mühendislik kurallarına uygun olarak yapılmamış, daha çok ruhsat almanın eki ve formalitesi haline dönüşmüştür. Taşıyıcı sistemiyle oynanan yapılar oldukça fazladır. Doğal bir olaya karşılaşmadan kendiliğinden yıkılan yapılarımız mevcuttur. Kent içlerinde yüksek tehlike gösteren konumlarda bulunan kamu kullanım alanlarımız vardır.
konut alanlarıyla iç içe olan tehlikeli, yanıcı, patlayıcı, kirletici maddeler işleten, depolayan yerler vardır. Olabilecek kayıplara orantılı önlem alınmasını sağlayacak kurumsal ve toplumsal bilinç yoksunluğu vardır. Mevcut riskleri azaltmak adına durumlara bakış açımız ise şöyle. Genel olarak kısaca güvenli yapı imal etmek ve mevcut yapılardaki deprem riskini azaltmak. Bu güvenli yapı imal etmek kısmını biraz hızlı geçeceğim çünkü Cem arkadaşım fotoğraflarla güzel bir şekilde anlattı, bir kısmına değindi. Burada güvenli yapı imal edebilmek adına toplumun, biz sivil toplum örgütleri, inşaat mühendisleri, belediye, kamu, hükümet hepimizin hep beraber birliktece hareket etmesi gerekmekte. Bazı tedbirler ve önlemler alabilmek adına. Ben burada ayrıca bir konuya değinmek istiyorum. Mevcut yapılardaki deprem riskinin azaltılması. Şu anda bildiğimiz kadarıyla 2019 yılında AFAD'ın yayınladığı raporda Tekirdağ'da envanterde bulunan yapı stoğu 185 bine yakın adettir. Yani 185 bin tane yapı bulunmakta. Az önce de Sevim Hanım'ın belirttiği gibi Büyükşehir Belediyesi bu yapıların riskli olup olmadığını ücretsiz bir şekilde yapmakta vatandaşın başvurusuna yönelik. Fakat biz bu süreci hızlandırmak adına kendilerine inşaat mühendisleri olarak destek olmak istiyorum. Şu kısmını sizlere okuyarak devam edeceğim. Acilen riskli yapılarımızın önceliklerini belirlemek için bulunduğumuz ilde de önemli atılımlara ihtiyacımız var. Bildiğimiz kadarıyla Büyükşehir Belediye'nin vatandaşları talebi olduğu noktada hızlı deprem riski tespiti hizmeti veriyor. Ancak talebin sağlıklı karşılanması doğrultusunda biz de Büyükşehir Belediye'miz ile hem Büyükşehir Belediye Kanunumuzun 7. maddesi hem de Belediye Kanunumuzun madde 53 ve 75C bendinin izin verdiği doğrultuda yapacağımız bir ortak protokol ile deprem risk analizi çalışmalarına hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu noktada İzmir ve İstanbul gibi büyük illerimizden gerekli altyapı çalışmalarını akademisyen desteğini aldık ve şu an için sahada teknik destek olarak görev verilmesini beklediğimizi bilmenizi isteriz. Bunu bu konunun üzerinde biraz durmak istiyoruz çünkü deprem yarın olacak. Yani yarın olacakmış gibi hazır olmak zorundayız. Ve belediyenin ya da belediyelerin personel sayılarının bu sayıları yakalayabilecek kadar yeterli olduğunu düşünmüyoruz ve odamıza da kayıtlı yaklaşık 2000 adet inşaat mühendisi meslektaşımızla birlikte bu çalışmayı yapmak için hazırız. Bu protokol, bu bahsettiğimiz çalışma ve protokolün sonucunda elimizde bulunan risk haritasının getirdiği tedbirleri almak, afet karşısında olabilecek en hazırlıklı kriz yönetimini getirecek. Ve sonrasında umut ediyorum ki göğsümüzü gere gere sizlere karşısına çıkıp şehrimizde hiç can kaybı yaşanmamıştır şeklinde basın açıklamaları yapabilir bir duruma gelmiş oluruz. Mevcut riskli yapı stoğunun fazlalığı bizim atacağımız adımların karşısında gözümüzü korkutmamalı. Süre giren bir politika ile siyaset gözetmeksizin hazırlanabiliriz. Bu tedbirleri canımızı çok fazla yakan bir başka deprem, Gölcük depremi sonrası almayı denedik. İnşaatlarda kullanılan malzemelerin kalitesini arttırmaya yönelik adımlar, yenilenen deprem yönetmelikleri, deprem haritaları, yeni bir yapı denetim mevzuatı, şantiye şefliği mevzuatı ve bu çalışmaların sonunda toplumda 2001 sonrası yapılan yapıların daha güvenli olduğuna dair bir kanaat oluşturmuş olsa da durumun sanıldığı gibi olmadığını, 20 yıllık zaman diliminde hiçbir konuda yeterli hazırlığın yapılmadığını 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremiyle ortaya çıktı. Bugünden sonra dile getirdiğimiz her problemin en yakın takipçisi olmak zorundasınız. Biz ve siz, herkes. Deprem siyasi bir mesele değildir. Bunu herkesin iyice anlamasını diliyorum. Soruyu soruyor olmamızın tek başına bir anlamı yok. Soruyu kime sorduğumuz çok önemli gerçekten. Eğitimsizliği teşvik edildiği anlayışların karşısında durmanızı rica ediyoruz. Şöyle bitiriyorum. Deprem bölgesinde 11 ilde 105.794 yapı hasar almış, 20.652 yapı yıkılmış, 1.915.687 kişi evsiz kalmıştır.
İçişleri Bakanı'nın açıklamasına göre 50.500 kişi hayatını kaybetmiştir. Işıklar içinde yatsınlar, bizler onların haklarını savunacağız. Üstelik şimdi her zamankinden daha zor olsa bile çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşaat Mühendisleri Odası'ndan aynı zamanda deprem bölgesine giden arkadaşımız Berkcan Akın'a paylaşımları ve konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Dairesi'nden deprem dairesi temsilcisi Caner Yılmaz'ı konuşması için sahneye davet ediyorum. Değerli devlet büyüklerim, değerli katılımcılar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nı temsilen buradayım. Mesleğim jeoloji mühendisliği. Birazdan size yapacağım sunumu değerli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından aldık. Bilgiler, sunum, onların sunması benden şimdiden çok teşekkürler. Sunumdaki bilgiler aslında daha önceki bu programda geçtiğimiz sunumlarda bahsedildi sizlere ama hızlıca ben de üzerinden geçmek istiyorum. Bugün neden buradayız? Çevremizdeki riskler, afet öncesindeki hazırlıklar, afet sırasında doğru davranışlar ve afet sonrası. Tehlike, risk ve zarar görebilirlik kavramlarından Sayın Handan Hocam bahsetti ama ben de şöyle özetleyeyim konuyu. Şiddetli yağmurun yağması bizler için bir tehlike midir? Evet. Bu şiddetli yağmur tehlikesi biz yola çıktığımızda gerek yaya olarak gerek aracımızla bizler için bir risk oluşturur mu? Evet. Peki biz bu riskler karşısında önlem almayıp da kar lastiğimizi, kış lastiğimizi takmazsak zarar görebilirliğimiz kaçınılmazdır. Aynı şekilde deprem içinde bu durum söz konusu. Peki afet nedir diyecek olursak toplumları derinden etkileyen, gündelik yaşantımızı oldukça kesintiye uğratan ve bize büyük mal ve can kayıpları yaşatan olaylara biz kısaca afet diyoruz. Ama bilmeliyiz ki afet bir olayın kendisi değil, aslında doğurduğu sonuçtur. Bu haritayı daha önceki sunumlarımızda da gördük. Ülkemizdeki afet ve acil durum oluşturabilecek tehlikeler, sel ve taşkınlar, heyelan, çığ, orman yangınları ama tabii ki aralarında en önemlisi deprem tehlikesi. Görüldüğü üzere Kuzey Anadolu fay zonu üzerinde bulunan Tekirdağ ilimiz deprem riskinden etkilenmek için oldukça müsait bir bölgede. Özellikle Süleymanpaşa, Marmara ilçesi ve Şarköy ilçelerimiz deprem riski için çok önemli bölgeler. Yine haritada görüyoruz ki Kuzey Anadolu fayı Marmara Denizimizin kuzey cephesinden Tekirdağ'a oldukça yakın bir mesafeden geçiyor. Dolayısıyla deprem konusunda bilinçli olmak ve bildiklerimizi de bütün tanıdıklarımıza, bütün vatandaşlarımıza aktarmak bizim birinci derece sorumluluğumuz. Afet öncesi hazırlıkları şöyle üç bölüme ayıracak olursak,
bilgilenme, planlama ve hazırlık olarak 3 bölümde inceleyebiliriz. Bilgilenme nedir? Bulunduğumuz coğrafyadaki bize afet ve acil durum yaratabilecek riskler hakkında bilgi edinmek. Ve bizim için şu anda Tekirdağ'da en önemli tehlikeler nedir? Birinci olarak deprem, seller, heyelanlar, taşkınlar. Peki planlama? Nerede planlama? Evimizde mi? İş yerimizde mi? Okullarda mı? Kamu binalarında mı? Hepsi çok önemli. Ayrı ayrı planlaması yapılması gereken bölümler. Hazırlığa gelecek olursak, özellikle afetlerde ilk 72 saat yani altın saatler olarak adlandırdığımız bölümde ilimizin kendi kendine yetebilecek ilk müdahale ve yardım kapasitesi çok önemli. Biz bunun için neler yapıyoruz? Afet konteynerlarıyla, afet tuvaletlerle, afet anında devreye girecek arama kurtarma ekipmanlarıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak sürekli hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Afet öncesinde yapılması gereken hazırlıkları şöyle kısaca görüyoruz. Birazdan detaylı bir şekilde değineceğim. Afet esnasında yapılması gereken hazırlıklar ve afet sonrasında dikkat edilmesi gereken, hazırlığı yapılması gereken konular. Az önce yapılan konuşmalarda zaten üzerinden oldukça geçildi. O yüzden çok fazla uzatmayacağım. Öncelikli olarak sağlam zeminlerde ve üzerine sağlam binalar inşa edilmedikten sonra birazdan anlatacağım yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması veya afet esnasında yapılacak çök kapan tutun hareketinin hiçbir ehemmiyeti yok. Çünkü binamız yerle bir olduktan sonra ne eşyaların sabitlenmesi ne de bizim doğru bir pozisyonda depremi beklememiz hiçbir şey ifade etmeyecektir. Bu yüzden düzenli bakım gören, farklı amaçlarla çeşitli bölümlere ayrılmayan, proje dışı tadilat yapılmamış, eğitimli işçiler tarafından inşa edilen, yönetmeliklere göre tasarlanmış, doğru mühendislik parametreleriyle inşa edilmiş binalarda oturmamız çok çok önemli. Bu yüzden ne yapıyoruz? Konut kiralarken veya satın alırken mutlaka oturduğumuz binanın gerek zemin parametrelerini gerekse binanın yapımını değerlendirmeden hiçbir şekilde hareket etmiyoruz. Peki diyelim ki sağlam bir zeminde ve sağlam bir binada yaşıyoruz. Evimizde olabilir, iş yerimizde olabilir, hiç önemli değil. Tüm bu sağlamlıklar karşısında biz hiçbir şekilde zarar görmez miyiz depremden? Tabii ki görebiliriz. Neden? Çünkü evimizde veya iş yerimizde bulunan eşyaların ama bulunduğu yerden devrilip ama fırlayıp bir şekilde bize zarar verme, belki de öldürme ihtimali söz konusu. Şöyle kısaca evimizde ve iş yerlerimizde risk azaltacak konulara değinecek olursak, camlar mesela oldukça riskli bölgeler. Bu yüzden ne yapabiliriz? Kalın perdelerle camlarımızın patlama ihtimaline karşı zararları azaltabiliriz. Raflarda bulunan eşyaların üzerine gergilerle üzerimize devrilmesini engelleyebiliriz. Çerçeve panoların sabitlenmesi oldukça önemli. Avizelerin devrilmemesi için tavana tutturulurken özellikle kancalı askı aparatlarıyla asılması çok çok önemli. Dolapların ve ağır eşyaların bildiğimiz üzere L demirlerle duvara sabitlenmesi, beyaz eşyaların aynı şekilde gergilerle ve duvar sabitlemeleriyle sabitlenmesi, ısıtıcılar, kombiler derken bunların hepsi evimizin içindeki tehlikeleri azaltabileceğimiz, bertaraf edebileceğimiz önemli konular. Peki bunu nasıl yapabiliriz diye soracak olursanız, internete afet riski azaltma, tehlike avı gibi aramalar yaptığınızda şurada hemen AFAD'ın oluşturduğu da bir tehlike avı formu örneği var. Bununla adım adım evimizdeki, iş yerimizdeki riskleri nasıl azaltabiliriz? Hepsini maddelerde görüyoruz. Ve hatırlatmak isterim ki 99 Kocaeli depremindeki yaralanmaların %50'si, ölümlerin de %3'ü
biraz önce bahsettiğim üzere yapısal olmayan tehlikelerden kaynaklanmıştır. Nasıl yapıyoruz? Kullanmadığımız ve ender kullandığımız tehlikeli maddeleri veya eşyaları evimizde tutmuyoruz. Yolumuzu kapatabilecek, çıkış güzergahında önümüze devrilebilecek halı, ütü masası veya dolaptaki ağır eşyaların yerlerini değiştiriyoruz. Ve yolumuzu kapatabilecek, üzerimize devrilebilecek eşyaları sabitlediğimiz zaman daha güvenli bir şekilde bulunduğumuz yeri tahliye edebiliriz. Mutfakta, yatak odasında ve banyoda düşebilecek eşyalar vardır. Dolap kapakları sarsıntıyla açılabilir, dolaplar devrilebilir, ağır mutfak eşyaları zemin üzerinde hareket edebilir, camlar kırılarak etrafa zarar verebilirler. Ağır ve yüksek eşyaları size zarar vermeyecek alanlara taşıyın. Sürekli oturulan mobilyaları pencerelerden uzak alanlara yerleştirin. Camlardan kaynaklanabilecek risklere karşı pencerelerde kalın perde ve film kullanın. Raflı mobilyalarda alt raflara ağır, üst raflara daha hafif eşyaları koyun. Fazla gereksiz eşyalardan kurtulun. Binanız bir depremde hasar görmeyebilir. Ancak evin içindeki eşyalar devrilebilir veya kırılabilir. Deprem anındaki yaralanmaların ve ölümlerin birçoğu yanlış konumlandırdığımız eşyalar yüzündendir. Sabitleme aparatlarını öğrenerek eşyalarımızı sabitleyelim veya yerlerini değiştirelim. Peki, evimizin içindeki sabitleme çalışmaları haricinde yine çok önemli bir konu. Malumunuz, olası afetlerde herkes eşi dostu yakınıyla iletişim kurmak istiyor. Bununla ilgili geliştirilmiş bir fikir, bir çalışma var. Bölge dışı bağlantı kişisi dedikleri bir hadise. Nasıl yapıyoruz? Depremden önce bu kişiyi belirleyip olası bir deprem veya bir afet yaşandığında malum akrabamıza veya arkadaşımıza biz iyiyiz, merak etme şeklinde mümkünse SMS'le, eğer beceremiyorsak kısa bir telefon aramasıyla ulaşıyoruz ve bu kişi bizim için bütün dostumuzu, akrabamızı bilgilendiriyor. Dolayısıyla olası bir afet anında bölgemizdeki iletişim kapasitesi sınırlarını zorlamıyoruz. Bir de şehir içi destek kişisi var. Bu da olası bir ihtimalle biz şehir dışındayken bir yakınımız veya evimizin içerisindeki bir yaşlı, bir engelli başına bir şey gelmiş midir diye bir çift anahtarımızı bırakacak olursak, biz kendisine ulaşamasak bile bu yakınımız mutlaka kontrol edilebilir. Bunların ikisi de çok önemli konular. Burada durumu anlatan kısa bir animasyon var gördüğünüz üzere. Afet ve acil durum çantası için tek tek içerisindeki ekipmanları, malzemeleri saymama gerek yok. Eminim hepimiz bunun ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Peki değerli büyüklerim, Sayın Kamu Erkanı, size küçük bir soru sormak istiyorum. Acaba evimizde burada kaç kişinin deprem çantası mevcut? Şöyle küçük bir el kaldırarak beni bilgilendirebilirsiniz. Hani ben bu sunumları yaklaşık 7-8 yıldır yapıyorum ama dürüst olmak gerekirse benim evimde yerleşik bir afet çantası 3-4 yıldır var. Bu da benim ayıbım belki ama eminim siz de çok fazla dinlemişsinizdir bu sunumları. Ama bu adımları atmak gerçekten çok çok önemli. Neler var afet çantasında? Afet üzerinden altın saatler olarak adlandırdığımız bu 72 saat üzerinde bize hiçbir yardım gelmeme ihtimaline karşı bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak çeşitli ekipmanlar. Ailemizde engelli yaşlı çocuk özel ihtiyaç sahibi varsa onları da mutlaka unutmayalım. Mevsim şartlarına göre çantamızı 6 ayda bir yenilersek yaz veya kış durumuna göre gerekli şeyleri de içerisine aktarabiliriz. Ve tabii ki hayatımızın olmazsa olmazları, evcil hayvanlarımıza da bir paket mama atarsak onların da afetten etkilerini minimuma indirmiş oluruz. Önemli evraklarımızı yedeklemek, bilgileri kaydetmek yine çok çok önemli. Çünkü oluyor afet sonrasında insanlar bir kimliğine, bir ehliyetine, bir banka cüzdanına bile ulaşamadığı zamanlar oluyor. O yüzden afet çantamızda bunların en azından bir fotokopisi olması çok çok önemli.
Tahliye öncesine yönelik hazırlık çalışmaları ile ilgili şöyle küçük bir animasyonumuz var. Çıkış yollarındaki engelleri kaldırmak, tahliye planı için hazırlıklar yapmak, anahtarları herkesin görüp ulaşabileceği yerde olması, çıkış işaretleri, tesisatların yerleri ve nasıl kapatılacağı da ikincil afetlerin oluşmaması için çok gerekli tedbirler. Burada mesela aramızda acaba kaç kişi evindeki bütün doğalgaz, elektrik, su tesisatlarının açma kapama yerlerine ve açılış kapanış şekline hakim? Bunun için de bir görebilir miyim acaba? İyi, maşallah bu konuda eksiğimiz yok. Tabii bunları bilmek bir yana, toplumca gerek evlerimizde, ailelerimizde, gerekse iş yerlerimizde çalışma mesai arkadaşlarımızla tatbikat yapmak da çok çok önemli. Toplanma ve barınma alanlarından bahsetmek istiyorum kısaca. Geçmişteki sunumlarda da belki yeri geçti ama bizim Tekirdağ ilimizde yaklaşık 350 adet toplanma alanı var. Bunlar olası afet ve acil durumlarda tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceğimiz güvenli alanlardır. Şurada gördüğünüz şu tabela, eğer dikkat ettiyseniz evinizin yakınlarında en az birkaç parkta mevcuttur. Hatta ve hatta şu gördüğünüz tanıtım broşürü de Deprem Daire Başkanlığımız tarafından Tekirdağ ili genelinde birçok adreste birçok evin kapısına ulaştırıldı, panolara asıldı. Burada gördüğünüz kare kodları okutarak afet ve acil durum toplanma alanlarına navigasyon üzerinden ulaşabilirsiniz. Tabelada gördüğünüz şu rakamlar bulunduğunuz ilçeyi, mahalleyi ve kaç nolu toplanma alanı olduğunu işaret ediyor. Bir de yine afet toplanma alanlarından sonra vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde tahliye edileceği yaklaşık 15 adet geçici barınma alanımız mevcut. Bunlar da ilimizde olası depremler sonrasında vatandaşlarımızın çadır kent ve konteyner kentlerde ağırlanacağı alanlar. Peki, afet sırasında ne yapmalıyız diyecek olursak, deprem sırasında özellikle hedef küçült, çök, kapan, tutun hareketleri çok çok önemli. Ama olmazsa olmazımız öncelikle sakin olmak, balkon, merdiven, asansörlerden uzak durarak güvenli gördüğümüz bir yerde çök, kapan, tutun hareketini uygulamak. Öncelikle sakin olun ve telaşa kapılmayın. Pencerelerden ve size zarar verebilecek eşyalardan uzak, güvenli bir yerde sağlam bir nesnenin yanına çök, kapan, tutun hareketlerini yapın. Başınızı ve boynunuzu korumaya almak için ellerinizle başınızı ve ensenizi kapatın. Kesinlikle balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durun. Sarsıntı bitmeden kesinlikle dışarıya çıkmayın. Çünkü deprem sırasında en fazla yaralanmaların ve ölümlerin yaşandığı anlar binadan dışarıya çıkış esnasında gerçekleşir. Burada kısaca farklı yerlerde deprem veya afet başımıza geldiğinde nasıl bu hareketi uygulayacağız, bunu göstermek istiyorum. Ev, okul, ofis gibi kapalı alanlarda bildiğimiz standart çök kapan tutun uyguluyoruz. Stadyum, sinema gibi etkinlik alanlarında alacağımız pozisyon 2 numarada. Açık alanlarda hiçbir şekilde tutunamayacağımız yerlerde 3 numara. Fiziksel engeller için en uygun pozisyon. Tedavi gören hastalar için bu şekilde ve trafikte de araçlarımızı park ederek depremin geçmesini bekliyoruz. Peki, çok kısaca son adımına değineceğim. Afet sonrası için yapılması gereken hazırlıklar nelerdir? Kendinizi emniyete aldıktan sonra mutlaka öncelikle sizde bir yaralanma, bir zarar var mı? Bunu kontrol edin. İkincil riskler olma ihtimaline karşı gerek evimizde gerek iş yerlerimizde yangın, gaz kaçağı, hasarlı elektrik kabloları, devrilen enerji hatları, düşen nesneler, kirleticiler, devriler veya hasar gören bacalar özellikle ikincil afetlerin tetiklenmesinde çok önemli hususlar. Kendi güvenliğinizden emin olduktan sonra
yine hatırlatmak isteriz ki mutlaka afet ve acil durum çantanızı yanınıza almayı unutmayın. Yardıma ihtiyacı olan kişilere de yardım etmeni hiçbir şekilde esirgemeyecek bir toplumuz zaten. Bunu hatırlatmama hiç gerek yok. Yaşadığımız alanı tahliye etmemiz gerekirse, vaktimiz varsa tesisatları kapıyoruz, çantamızı alıyoruz, hırsızlık ve vandalizm ihtimaline karşı kapılarımızı kilitliyoruz, asansörleri kullanmadan, bina boşluğuna hiçbir şekilde riske girmeden bulunduğumuz bölgeyi terk ediyoruz. Desteğe ihtiyacı olan kişilerin elinden kolundan tutmak çok çok önemli. Aksi söylenmediği takdirde önceden belirlenmiş olan tahliye güzergahlarını kullanıp sessiz seri bir şekilde bulunduğumuz bölgeyi terk ediyoruz. Afet ve acil durumlar sonrası ilk saatlerde ve özellikle altın saatler olan 72 saatte en öncelikli ihtiyaçlarımız hijyen malzemeleri, gıda, su, barınma ihtiyacı ve giyim. Normalde bu konularda yatırım yapması gereken taraf tabii ki kamudur, devlettir. Ama ilk 72 saatte bize yardım gelmeyeceğini umarak ne yapacağız? Bu konularda elimizden geldiğince uygun yerlere işimize yarayacak bu konularla ilgili malzemeleri hazırlığını yapacağız. Afet sonrası iyileştirme çalışmalarına değinecek olursak, afet sonrası durum değerlendirmesi, ihtiyacı olan dost, arkadaş, komşulara psikolojik destek, profesyonel yardım gelene kadar barınma ve temizlik ihtiyacı, gelen yardım malzemelerinin organizasyonu ve dağıtımı, çadırlarımızın kurulması, tuvaletlerimizin kurulması ve su tabii ki olmazsa olmazımız. Sunumumu kısaca özetleyecek olursak, bulunduğunuz bölgedeki risklerin, tehlikelerin mutlaka farkında olun. Afet ve acil durum planlarımızı evimizde, iş yerlerimizde ihmal etmeyelim. Sağlam zeminlerde, sağlam binalarda oturalım. Eşyalarımızı sabitleyerek, mümkünse deprem anında yolumuza devrilebilecek eşyaların yerlerini değiştirelim. Yangın risklerine karşı yangınla ilgili bilinçlenelim. Çök kapan tutun hareketi ve tahliye davranışlarını sürekli tatbikatlarla prova edelim. Yine yangın gibi ilk yardım da çok çok önemli bir konu. Eviniz ve iş yerleriniz için ihmal etmeden olabildikçe sık bir şekilde tatbikatlar yapalım ve toplumsal güç birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunarak AFAD gönüllüsü olalım diyorum. Kısaca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet Tekirdağ Belter'den bahsetmek istiyorum. Zaman zaman sunumlarımız bittiğinde vatandaşlarımız çeşitli sorular soruyor. Afet bilgilendirme haritaları, yerleşim uygunluklar, afet toplanma alanları, geçici barınma alanları, afet konteynerleri, konteyner tuvaletler. Tüm bu hususlarla ilgili her türlü bilgilendirici haber ve metin afet.tekirdak.bel.tr sitemizde mevcut. Sizler de ziyaret ederseniz çok mutlu oluruz. Bir de birazdan dışarıya çıktığınızda deprem simülasyon tırımız sizleri karşılayacak. Eğer müsaitseniz, vaktiniz varsa ilimizde bugüne kadar ağırlıklı olarak öğrenci olmak üzere 275 bin vatandaşımıza deprem farkındalık eğitimi veren deprem simülasyon tırımızı ziyaret etmenizi mutlaka ve mutlaka öneririm. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Yalnız çok kısa bir fotoğraf gösterim var sizlere. Maraş depreminin haberinin geldiği ilk günde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organize hareket ettiğimiz Hatay bölgesine gittiğimiz depremde güzel fotoğraflar çektim. Şöyle 12-13 kare var. Umarım biz ilimizde bunları yaşamayız. Biz bunları yaşamamak veya yaşandığında en az zararı görmek adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah bütün toplum, bütün kamu erkanı bu konuda aynı ehemmiyeti gösterir. Tekrar çok teşekkürler.
depremsiz günlerde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.